olarak seçen hocamız uzun yıllar ilmi tefsir, tarih, dil bilimi, düşünce bilimi ve felsefe dersleri verdi. Şubat 1998'de başladı Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazarlığına. 2011 yılındaki Son Günahım adlı yazısıyla son verdi. Başörtü Risalesi, Keşfi Kadim İmam Gazali'ye dair, Kur'an çevirilerinin dünyası, bir Kur'an şairi Akif, bir Mavet Savaşçısı Cemil Meriç, Hazreti İnsan, Ölümün Dört Rengi, Sanat ve Felsefe, Mimarlık ve Felsefe, Sinema Felsefe gibi ve adını daha sayamadığımız pek çok eseri bulunmaktadır. Şimdi siyasal teoloji ve şiddet başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sayın Yücehane Cündoğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sesim duyuluyor mu? Evet, hocam. Tamam. Muhabbetle selamlıyorum. Bu benim için de çok değil mi hocam? Hocam ne yapayım ya? Bir alan açsak iyi olur aslında ama. Gergin. Genç arkadaşlarımın mod olarak kullandıkları ifade Yücehane Cündoğlu'nun ilahiyat fakültesi. İşi ne? Ben bu soruyu yani ilahiyat fakültesi okul kelimesi gibi bu. Medrese kelimesi gibi. Genelde okul veya medrese mektep dendiğinde mektep binası anlaşılır. Oysa mektep binası o mektepte icra edilen işi anlatır. Medrese nedir? Sadece tedris görülen yer değildir. O tedrisin kendisidir aynı zamanda. O yüzden Yücehane Cündoğlu'nun İlahiyat Fakültesi'nde işi ne sorusunu ilahiyatla işi ne olarak, ilahiyat bölümüyle işi ne olarak anladım ve sordum. Hakikaten benim işim ne? Neydi? Hala ne? İlahiyat kelimesini sizler belki benden daha iyi bilirsiniz. Eskiden ilimler, nazari ilimler uçanlar. Yani hikmeti nazariye ve hikmeti ameliye ayrımından sonra hikmeti nazariye de kendi içinde efendime söyleyeyim ilmi tabi, ilmi tarihi ilmi ilahi diye ayrılıyor. İlmi ilahi batı bilimlerinin karşılığı fizik, matematik ve metafizik. Dolayısıyla ilahiyat demek aslında metafizik demektir. Yani ilmi ilahinin konusu olan meselelerle ilgilenir ilahiyat. Dolayısıyla benim ilahiyat fakültesinde ne işim olduğu sorusu aslında İlahiyatla, metafizikle ne işim var? Marx için öyle bir tabir kullanılır. Yani kapitalin kendisiyle uğraşmamış, bilgisiyle uğraşmış diye. Yani hiç çünkü Marx çok yoksul yaşamıştır. Sermaye üzerine yazmıştır ama sermayenin kendisini edinmeyi düşünmemiştir. Ben de ihlas kelimesini gayi-i kusva, maksud-ı asli denilen, yani araçsallaştırılamayacak bir amaç sahibi olmak için ilahiyat ve işim oldu. Yani İmam Gazali der ki, şeyler iki şeyden, iki nedenden dolayı istenir.
ya zatından dolayı ya gayrından dolayı. Gayrından dolayı istenen şey mesela parayı niye isteriz? Kendisi için istemeyiz. Onunla başka şeyleri elde etmek için isteriz. Dolayısıyla parayı amaç yaptığımız anda parayı aslında araçsallaştırırız. Para bizim için son gaye olamaz. O zaman sormak gerekmez mi? Efendim de İlahiyat Fakültesi'nde. Sadece zatından dolayı istediğimiz ne olur? Yani niye istiyorsun sorusu sorulduğunda şundan dolayı dediğiniz anda bir neden gösterdiğinizde o şey artık araç ol haline dönüyor. Yani niye İlahiyat Fakültesi'nde okuyorsun? İşte dinin hayatını daha bilgili olarak sürdürmek için, öğretmen olmak için. Şunun için, bunun için dediğimiz an İlahiyat Fakültesi'nde okumak gaye olmaktan çıkar, o gösterdiğimiz amacın aracı haline dönüş. Dolayısıyla hiç düşündüğünüzü bilmiyorum. Araç haline getirilemeyecek bir amacınız var mı? Yani öyle bir şey isteyin ki istediğiniz şeyin bir amacı olmasın, onun da amacı olmasın. Sufiler aşkı böyle tanımlanıyor. Aşkın nedeni yok. Yani niye aşıksın sorusu sorulmaz. Niçin tutkun var diye sorulmaz. Yani beğenmenin nedeni vardır. Az çok beğenebilirsiniz. Az çok hoşlanabilirsiniz. Az çok sevebilirsiniz. Ama az veya çok aşık olamazsınız. Aşk bizzati amaç olduğu için nedeni yoktur. Yani yine böyle böyle işte elinde değil. Tutku başka araçsallaştırılamayan amaç demek. Buna eskiler ne derlerdi? Gaye-i kusva derler. Öyle bir amaç ki sonrası yok. Öyle bir maksut ki onun arkası yok. İlahiye benim için bir meslek değildir. İlahiyat benim için bir yaşam tarzıydı. Dünyayı bir kavrama biçimiydi ve ben bunu niçin istediğimi hiç bilemedim. Çünkü bir bilgilenme, bir etenekler faaliyet değildi. Sadece etenekler bir faaliyet değildi. Yani Kur'an, tefsir, hadis, siret, usul, bunu görebilirsiniz, kelam, tasavvuf, mantık, alet ilimleri, akli ilimler, nakli ilimler bunların hiçbiri bir meslek değildi. Çünkü bunlar üzerinden para kazanmayı hiç düşünmedim. Bunlarla bir yere gelmeyi düşünmedim. Zaten böyle bir konum da olmadı. Akademisyen değildim. İyi ama benim ilahiyatla ne işim vardı? Bilemedim. Tutkuların niçin ne? Çünkü diye cevap verilemez. Bunun için burada aslında bugün çok farklı bir konuşma yapacağım. Konuşmamı da şey yapmadım, hiç böyle düşünmedim tabii. Siyasal teoloji ve şiddet konusunu seçmekle anlatacağım şey özellikle Alman hukukçu ve siyaset bilimcisi Karl Schmitt'in siyasal ilahiyat, siyasal teoloji kavramını, yani teolojinin, kelamın, isterseniz buna gevşek anlamıyla, dini diyebilirsiniz, kavramlarıyla, kavramlarının siyasete taşınması. Siyaseti, teolojinin kavramlarının sekülerize dünyanın dinileşmesi sürecinde siyasete taşınması nasıl oldu? Buna normal ilahiyat okuyan bir öğrencinin hemen ne demek istediğini anlayacaktır. İki tanrı olması caiz midir? Niçin değildir? Kur'an-ı Kerim'in buna cevabı var. Eğer iki ilah olsaydı ne olurdu? Peki iki lider olur mu? Bak gördünüz mü? Uluhiyet hakkındaki inancınız politik görüşünüzü belirleyiverir.
bilmem bile bu normal gerek fıkıh kitaplarında yani Ahkam-ı Sultaniye gibi İbn-i Cenan'ın, Mâber'in klasik siyaset metinlerinde de vardır. Ama fıkıh bir fıkıh meselesi olarak vardır. Şiirde siyaset itikat problemidir, inanç problemidir. Ama Sünni dünyada siyaset fıkhi bir problem. Yani bir Şii için siyasi görüşlerde kafir olabilirsiniz. Yani muayene tutarsanız kafir olabilirsiniz. Bir Sünni için hata etmiş olursunuz. Çünkü fıkhi bir tercihtir, iştihattır. Dolayısıyla iştihatlarda hata olur. İştihat sahibi tekbir edilmez. Dolayısıyla ben de size siyasal teolojiyle karşıyım. Modern siyaset bilimini çok yakından belirleyen siyasal teoloji, siyasal ilahiyatı anlatacaktım. Şiddet oraya nereden geliyor? Modern devletin özellikle iktidar ilişkilerinin tahakküm ilişkilerine, tahakküm stratejilerine dönmesi ve bu tahakküm stratejilerinin kendi özünde şiddeti barındırması. Yani devletin esas itibariyle şiddet etkilerini elinde bulunduran güç olarak bizzati kendisinin şiddeti tebaanın ya da yurttaşların özgürlükleri aleyhine şiddeti üretmesi problemini tartışacak elinden geldiği kadar. Fakat tabii genç arkadaşlarımın bir kısmı benim ilahiyat fakültesinde ne işim var sorusunu sorduklarından şimdi bu kadar mesele internetlerinde etmenin İstanbul ilahiyat olumluluğunu görmedi. Denilmesin diye başka bir başlıktan gireceğim. Şimdi polis arkadaşlarımı görünce aklıma geldi. Bundan 7-8 sene evvel biraz daha önce hayat hakkında felsefe ve mantık dersleri veriyordum. Derslerden sonra bir genç arkadaş geldi. Hocam dedi, bu dersler ne kadar sürecek? Ben polise mi dedi? Ben hiç jeton düşmedim tabii. Serde eski militanlık da var. Vay dedim, yıllardır dedim, peşimizden koştun, şimdi dedim, derslerimizi dinledim, bak dedim, falan dedim. Anlamıyorum, arkadan da baktım, yöneticilerinden biri bana el işareti yapıyor. Ben anlamadım, polis arkadaşları şaka başladı ya. Fakat yüzünde böyle bir şey var, ızdırap var. Sonra bana yöneticiler dedi, hocam bu şeyden, yani dersleri dinlemek için gelen görevli miyiz? O zaman anladım. Amirle benim konuştuklarımı rapor etmesi lazım ve nasıl anlatacağını bilemiyor. Hocam sen bu konuşmayı ne zaman bitireceksin? Yani ben bunu nasıl özetleyeyim bu anlarla? O kadar bağlılık, mantık filan gibi hakikaten çocukları işkence edercesine zor konulardan bahsediyorum. Bugün de bu şeyi, meseleyi çok siyasal olarak anlatmayacağım. İlahiyat Fakültesi'nde ne işin var sorusuna cevap teşkil edecek biçimde bir ayet-i kerimenin tefsirini yapmaya gayret edeceğim. Rum Suresi 27. ayeti. Bilirsiniz herhalde, en azından söylersem hatırlarsınız. يَعْلَمُونَ ظَيْهِمْ مِنَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bana sorsalar, Kur'an'ın tamamı bu ayet-i kerimenin içindedir ve ben ömrümü bu ayet-i kerimenin içini doldurmaya, burada ifade edilenleri anlamak için harcadım desem mübalağa etmiş olmam. Fakat niçin bu ayet-i kerime? Onun için sizi biraz
pek konuşulmayan bir döneme dikkatimi çekmeye çalışacağım. Hepiniz bilirsiniz, İslam tarihinden söz edildiğinde ister Müslümanlar diye, ister İslamcılar diye genelde iki dönemden söz ederler. Benim gençliğimde genelde böyle bu ayrımla geçti. Bir tanesi Mekke dönemidir. İşte Mekke dönemi ve işkence bilendirilir. Diğeri de Medine dönemi. Mekke dönemi Müslümanların genelde işkence gördükleri, zulüm gördükleri, inanç dönemidir. Medine dönemi hicretten sonra Müslümanların bir devlet kurdukları, bir güce geliştikleri dönem. 13 artı 10, 23 yıllık bir dönem. Ben naçizane bu tablonun hep eksik olduğunu ve bu tabloyu hazırlayan bir devrenin hiç üzerinde düşünülmüyor. İddia edip bu konuda bir şey yapmıştım. Ben buna Hira dönemi adını vermiştim. Yani Mekke dönemi Efendimiz Hira'dan indikten sonra başlamıştır. Yani Müddessir ve Müzzemmil surelerinden sonra. Bir bildiri haline dönüştükten sonra. İkra hitabından sonra. Fakat bunun bir öncesi var. Bu öncesini nedense hiç merak edilmemiş, hiç üzerine düşünülmemiş olarak bulurum. Hira dönemi. Sadece bir şeyi tasavvur etmenizi istiyorum sizden. Yaklaşık işte 1500 yıl önce Mekke'de 40 yaşında bir insan. İşi var, mali durumu gayet iyi, çocukları var. Siret kaynaklarının bize verdiği bilgiye göre en ufacık bir şikayeti yok. Ailevi, kişisel, ruhsal en ufacık bir şikayeti biz bilmiyoruz. Yani varsa bile tarih kaynakları bu konuyu suskunlukla geçiyorlar. Yani bize bilgi vermiyorlar manasında. Bu insan durup dururken hiçbir somut nedeni yok. Olan varsa ilahiyat fakültesindeyiz. Hemen hocalarımız da var. Hemen düzeltebilirsiniz. Evinde epey uzakta bir dağı tırmanında, bir mağarada birazcık su, birazcık ekmek. İşte bir iki hafta, 15 gün, 20 gün o mağarada kalıyor. Ne yapıyor bilmiyoruz. Tezekkür, tefekkür. Soru şu, çok basit bir soru. Ne işi var bu insanın o mağarada, ne işi var? Niye gider? Hani vahiy gelir, Cenab-ı Hak onu yönlendirir vesaire. Bir nas olsa diyeceğiz ki şundan dolayı gider. Hiçbir somut neden öne sürülmüyor. 40 yaşındaki bu insan niçin durup dururken toplumdan uzaklaşarak bir mağarada inzivaya çekiliyor? Bunun nedenini biliyor musun? Buyurun. Şüphe olabilir mi? Neden? Yalnızlık seni düşündüm yalnızlık. İlahiyatın böyle bir şey, boş kaldım, joker kullanıyorsunuz. Sallama iki türlü oluyor. Bir ileri doğru sallama, bir sağdan sola sallama. Şimdi daha farklı bir cevabı olan var mı? Yani efendim, niçin 40 yaşında ailesi, ticari hayatı, sosyal hayatı yerindeyken hiçbir kayıt yok? Niçin bir mağarada, karanlıkta ekmek, su inzivaya çekilir? Buyurun. Ben bunu zaten cevabını peygamberlikten sonra veriyor. Duhav suresinde böyle bağırlar heder diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu velayette bulunması tefsirlerimizce içinde bulunduğu o vatandır ve şirk ortamında hızlandığı ve sahibi caizse tefekkür ödülebilmek için
Doğru, teşekkür ederim. Yakın bir cevap oldu. Ama bu sıkıntının şirkten dolayı olması kolay bir cevap. Joker çünkü bu da. Yani şey gibi Can Acındoğlu niçin adaya gitti? Biraz da ekonomik sağlıklı bir ruh hali yok gibi görünüyordu. Burada bir cevap olabilir ama zor bir cevaptır. Fakat şöyle dese biri, kapitalizmden bunaldığı için bu çok problemi çözüyor gördüm ben. Ama arkadaşımızın işaret ettiği duha sorusu önemli ama onun İnşirah suresi dikkate alınmadan sadece duha suresiyle takip edemeyiz. İsterseniz beraber takip edelim. İnşirah suresinin ilk girişinde اَلَا نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ اَلَّذِي اَنْ قَدَ رَحْرَكْ. Yani biz senin göğsünü, sadrını şerh etmedik mi? Sırtındaki o yükü sırtından almadık mı? O yük ki ellezi en kada dahre senin belini çatırdatıyor. Şimdi soruyu artık daha somut sorabiliriz. 40 yaşındaki bu insan niçin bir mağaraya durup dururken gidiyor sorusunun arkadaşımızın da en azından işaret ettiği şekliyle somut bir nedeni bulmuş gibi görünüyor, değil mi? Gidiyordu çünkü birini çatırdatan bir yük vardı üzerinde. Ama bakın bu yükün ne olduğunu söylemiyor Kur'an. Şimdi belini çatırdatan bir yük. Yani hiç dışarıdan baktığımızda hiç şeyi anlamıyoruz. İşte Peygamberimiz şeye gidiyordu, Hira Dağı'sına, orada Cebrail geldi. Ekranis Mamukeli ve Halep dedi. Ve ma akrabu ya da ma enbi kari dedi. Ben okumam bilmem ya da ne okuyayım. İşte Cebrail onu sıktı. Anlatıyor. Geldi ve İslam başladı. Ama bakın şimdi biraz daha pertansızla, mercekle bakarsak o Hira'ya gidiş en azından İnşirah suresi bağlamında belini çatırdatan bir yük var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çok ciddi bir problem var. Ellezi en koda dahrek. O gün ki senin belini kıracak hale getirmiştir. Şimdi Duha suresine bakalım. Oradan da bir soru soracağım. Bu vecideki dayılan fayda. Seni daim halde bulup hidayeti erdirmedi. Şimdi ikinci sorumu soruyorum. Ne demek bunu şöyle tercüme etsek, seni dalalet içerisinde bulmuşken bunu bazıları seni sapıklık içinde bulmuşken diye haşa söylüyorlar. Heretik manası veriyorlar. Ne demek bu vacide dalilen ve heda? Meallere bakarsanız sapıklık diyorlar, yoldan çıkmışlık diyorlar filan. Dal kelimesi
eğer etimolojisine girilirse görülecektir ki aslında yoldan çıkmışlık demek değildir. Bu manaya da gelir. Bu arada doğalin öyle yorumlanıyor. Yani dağın yolu kaybetmiş, yoldan çıkmış. Oysa dağ o manaya gelmez sadece. Asıl manası hangi yoldan gideceğini bilmemek demektir. Buna Türkçe'de şaşkın denebilir, şaşırmış bir halde denebilir. Ama hüven kelimesinin o dönem Arap'ı için en azından ne ifade ettiğine dikkat kesilirse, Araplar da yol bulmak bizim kendi dünyamızdaki gibi değil, toprak yol değil. Çölde yol bulmak, çölde yolu kaybetmek bambaşka bir semantik alandır. Çünkü çölde rüzgar bir eser düştü bir rüzgar, buradaki tepe buraya gelir. O bakımdan çölde yolu bulmak fevkalade zordur. Hüden kelimesini değerli kılan da budur. Hidayet bu bakımdan çok önemlidir. Dalalet de önemli çünkü yolu kaybetmek. İsraillerin, İsrailoğullarının çölde 40 yıl dolaşmasına benzemez. Sonu ölümdür. Yani çölde yolu kaybettiğinizde sonunuz gelmiş demektir. O bakımdan Babacılık'a Dağ'ın ve Feheda'daki Dağ'ın sözcüğünü ne yapacağını bilemediğin bir halde, nereden gideceğini kestiremezken anlamı vermek icap eder. O bakımdan Feheda'nın anlamı da ortaya çıkar. Elen neşe haleke sabrek ibaresinin de anlamı ortaya çıkar. Ama biz yine problemin ne olduğunu anlayalım. Yani biz seni nereden gideceğini bilemezken bulmadık mı? Sana nereden gitmen gerektiğini göstermedik mi? Hidayet el-Olandı Yıldırım ifadesiyle ki onu artık şimdi anlamlandırabiliyoruz. Yıllardır niye böyle dediğini anlayamamıştım. Akif'e eleştirdim. Elmalı Hamdi Yıldırım. Şimdi hidayet bizi doğru yolu İhtiraf Salatay Mustakim bize doğru yolu göstermeyin diye çevirmek lazım. Ki böyle çeviriyorlar. Yoksa bize doğru yolu bizi doğru yola götür diye mi çevirmek lazım? Elmalı Hamdi Yıldırım diyor ki eğer göster dersen götür kalır. Götür dersen göster kalır. Hidayet kelimesi Türkçe'ye tercüme edilemez. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et demek lazım. Ben de bunu kim diyor filan dediğimi sonradan kendim yayınladım. Mehmet Akif Kur'an tercümesinde yanlış olmasın, yanlış bilgilerim, göster diyecek. Elman'ı aslında Akif'in tercümesini kontrol ettiği için bir anlamda ona cevap vermiş oluyor. Şimdi o zaman ortada iki halini tespit edebildik. Sadece Kur'an'a biraz titiz yaklaşarak. Bir tanesi yani niye Hira'ya gitti? Ne işi vardı orada? Beyni yıkan, çatırdatan bir yükü vardı. Ve nereye gideceğini bilmiyor. Hangi yolu seçeceğini bilmiyor. Şimdi inancın ve ilmin sahih, güçlü ve doğru olabilmesi için, yerinde olabilmesi için ona bir ızdırabın eşlik etmesi lazım. O ızdırap yoksa sloganlarla, klişelerle, bir takım kelimeleri ezberlemekle filan
malumatımızı arttırabiliriz. Ama ilmimizi arttıramayız. İlim başka bir şey, malumat başka bir şey. Size burada ilim vermezler. En başta. Malumat verirler. Yani ne demek malumat? İlim elde etmek isterseniz ne yapmanız gerekir onu öğretmeye çalışırlar. Ama irfan verebilirler mi? Hayır. Şimdi eğer müsaade ederseniz benim ilahiyat fakültesinde ne işim var sorusuna çok genç yaşlardan beri hep beni çatırlatan bir yükle dolaştığım için hep yol bulmaya çalıştığım için ilahiyat fakültesinin kapısını çaldım. Yani bir binanın değil, bir alanın, bir dünyanın kapısını. İlahi böyle matah bir şey değil mi ki benim sıkıntıda olduğum yıllarda? İlahi sonradan gittikçe artan bir ilginin konusu oldu. Hatta siyasi baskılar filan bununla mecbur kıldı biraz. Bu sıkıntılı ızdırap Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimenin sadece bir cümlenin hatta bir ayetin vereyim, bir cümlenin anlamını keşfetme, kavrama, içini doldurmakla geçti. Yani ne işim var benim ilahiyat fakültesinde? İşte şimdi bu Rum Suresi 7. ayet ki çok ilginçtir. Tefsir tarihi bakımından bu ayet-i kerime müfessirlerin alakasını çekmemişler. Yani birçok ayet-i kerimenin hususi olarak merkeze geldiğini biliriz. Ama Rum Suresi 7. ayeti bu tür bir en azından bu fakirin orada görmeye çalıştığı, gördüğü şey bağlamında bir alakanın konusu olmamış. Şimdi müsaade ederseniz ibareyi bir mesele haline getirelim. Yani buna bugün sorumsallaştırmak diyorlar. Yani düşünmenin amacı sorunu ortaya çıkarmaktır. Olup biteni durdurup sorun haline getirmektir. Bir şeyi sorun haline getirmek getirmenin ilk anlamı şu: ben bunu çözmeliyim, ben buna bir cevap bulmalıyım, ben bunun üstesinden gelmeliyim. Eğer ortada mesele yoksa, sorun yoksa, olup biteni sorumsallaştırma yeteneğimiz yoksa düşünemeyiz. Düşünme hep bir tökezlemenin işidir, hep bir sıkıntının, ızdırabın işidir. Izdırap deyince, ızdırap kelimesini boşuna söylenmez. Izdırabın kökü nedir? Darbe. Şimdi ıstırap da diyorlar ama niye darbe? Peki ut çalmak için kullandığımız şey ne deriz? O nerede gelir? Şimdi ızdırabın niye darptan geldiğine yönelik bir şey söyleyebilirim, unutmadan. Izdırap sızı demektir. Bakın ağrı demek değil, acı demek de değil, elem demek değildir ızdırap. Bir manada dert demek. Niye? Çünkü sızı tabiri caizse kalbin tellerini ancak sahibinin duyabileceği miktarda birbirine vurması demektir. Yani kalbin hareket edebilmesi için bir sorun olduğunun alameti kalbin tellerinin birbirine vurmasıdır. Yani kalpte bir hareketin başlaması. Kalpte bir hareket.
dert ve ızdırap başlarsa o zaman dikkat başlar, ihtimam başlar ve düşünme başlar. O yüzden Efendimizin Hira'ya gidişi böyle bir ızdırabın, kendisinin tanımlayamadığı, adlandıramadığı bir ızdırabın sonucundadır. Ve Hira'dan dönüşte kaynakların verdiği bilgiye göre ilk yaptığı şey ne? O yüzden tahakkuk etmemiştir ama sünnettir de. İntihara düşünmüştür efendim. Yani o ızdırap böyle bize romantik bir şairin bunalımları, melankolisi gibi gelmiş. Bu çok varoluşsal bir şeyden söz ediyorum. Yani evim yıkıldı, arabam bilmem ne oldu, imtihanda kaybettim. Para kazanamadım, şunu yapamadım, bunu elde edemedim. Bunu kaçırdım değil. Varlığın bütününe dair bir ızdıraptan söz ediyoruz. Şimdi yâlemûne zâhiren minen hayâtı dünyâ âyetinde yâlemûne fiilinin faili kim? Müşrik olmayabilir mi? Yani yâlemûne müşrik olur. Peki şirk deyince kaçınılmaz olarak akla gelmesi gereken kavram hangisi? Yok, şirk. Şirk zıttı tevhid. Demek ki bu ayet okuduğumuzda ilk bilmemiz gereken şey bu sözü buradaki eleştirinin konusu olanların yani müşriklerin tasavvur ettiğimiz anda şirki tasavvur ettiğimizde tevhidi tasavvur etmek zorunda değil miyiz? Yani bir ortak koşuculuk ve bir bilgilemeyi. Dolayısıyla tevhid ve şirk dendiğinde her akıl zorunlu olarak vahdet ve kesreti düşünür. Şirk kesretle alakalıdır. Tevhid vahdetle alakalıdır. Kaç kelime ettin kavram? 4. Yani yâlemûne'nin failinden şirk ve tevhidi, şirk ve tevhidden de vahdet ve kesret elde edin. Yâlemûne fiilinin mahtarı nedir? Hayır. İlim dediğimiz zaman zorunlu olarak tasavvur etmemiz, yani ilmi bilmek için bilmemiz gereken kavram nedir? C. Ne? Sabır. Efendim? Sabır. Zan. Neden? Çok basit bir nedeni var. Arapçada ilim, yani Kur'an'da ve Kur'an öncesinde, Kur'an sonrasında değil, İslam'da demiyorum. Kur'an'da ilim kelimesinin zıttı cehl değildir. İlim kelimesinin zıttı zandır çünkü ilim bilgi demek değildir. İlim bilgi olsa zıttı cehli bilgisizliktir. Olur. Sonradan bu manayı kazanmıştır zaten. Ama ilmi Kur'an'daki kullanımı kesin bilgi demek. Dolayısıyla zıttı kesin olmayan bilgidir. Yani buna zan derler Yunanca'daki episteme doksa. Birebir ilim ve zanın karşılığı. Daha sonra ilim kesin bilmekten bilmek anlamına dönüşünce zıttı cehl olmuş. Mesela yine bir örnek vereyim. Hüküm kelimesi. Hüküm ne demektir? Yargı. Hayır. Hüküm kesin yargı demektir. Hükmettim deyince bitmiştir. Karar vermek manasında. O yüzden biz kesin hüküm diye hükmü katli diye tekrar teyit etme ihtiyacı hissederiz. Buna gerek yoktur. Arapçanın aslına bakacak olur. Şimdi yâlemûne'de ilim ve zannı keşfettikten sonra ilmi düşündüğümüz zaman ister istemez
İlmin bir karşılığı daha var zan dışında. İlim ve bilgi. Neyi düşünmek zorundayız? İrfanı. Çünkü ilim bilmek demektir. İrfan tanımak demektir. Maruf ve münker. İrfan ve nek. Peki devam edelim. Neyi bilirler? Zahire. Zahiri bilmek için neyi bilmek lazım? Batını bilmek lazım. Kaç ettik? 8. Yani ilim, zan, ilim varsa muhakkak irfanı düşünmeden ilmi düşünemeyiz. Çünkü ilim başkasını bilmektir, irfan kendini bilmektir. Şirk, tehrik, vahdet ve kesret. Zahir bilgine göre zahirin karşıtı batını bilmek lazım. Huvel evvelu vel zahiru vel batın vel ahiru vel zahiru vel batın. Devam edelim. Neyin zahirini? Minel hayat-ı dünya. Hayat varsa kaçınmaz olarak mevcut ölüm de var. Dolayısıyla hayatın bilgisi, yaşamın bilgisi, ölümün bilgisiyle mümkün. Devam edelim. Hayatın dünya. Dünya varsa zaten ayetin devamı nasıl geliyor aslında? Ve hum hani ahireti hum yarın. Gaflet. Cehalet ve gaflet arasında ne var? Ben sana 10 dedim. Ya, sen tamam 10 dedim. Sonra buradan sonra konuşalım. Ben çıkayım. Evet. Bence şöyle bir şey var. Hani ben de bu yüzden ben de buradayım. Hani ilahiyat fakültesinde bu yüzden buradayım. Çünkü ben mühendisi okuyorum aslında. Bu yüzden eğer... Bu da bir tane yapacak taklit var mı? Şaka yapıyorum. Yalnız öğrenim akışını kesersen toplayalım. Tamam. O zaman... Çünkü en kötü soru sormak tekniği konuşmacının söylediklerini çağrıştırdıklarıyla alakalı sormak. Soru sorayım. Bunun sonu olmaz. Ben istersen çok deyin. Babam öyle derdi. Sen patla. Ben patlayayım. Oturabilir miyim peki? Abi. Ne de ızraklı bir şimdi gaflet ve cehalet arasındaki fark nedir? Şimdi aslında cehalet mantık ilminde bahsedilir şeyden kadınların içeriğinden, muhtevasından, maddesinden söz edilirken kıyasın maddesinden. Cehalet ikiye ayrılır. Cehil basit, cehil mürekkep. Cehil basit bir şeyi bilmemektir. Yani bu nedir dendiğinde ayakkabı derseniz bilmiyorum derseniz bu peçetenin ne olduğunu bilmediğiniz anlamında. Bu cehalet. Ama bu nedir sorusuna ayakkabıdır derseniz siz iki katmanlı bilgisizlikle suçlanırsınız. Bir, bunun peçete olmadığını. Peçete olduğunu bilmiyorsunuz. İki, ayakkabı olmadı. Şimdi hani bana soruldu ya mücadele bir işi var. İşi ne? Şimdi bu üçüncüye geliyor. Yani cehil basit, cehil mürekkep ilmi literatürde ikiye ayrılır. Yani cehil basit bir şey bilmemek, cehil mürekkep bilmediğini de bilmemek. O yüzden c
mürekkebin asıl karşılığı gaflet. Yani gaflet irfan anlamında. Çünkü ilim sahibi olmayana cahil derler. İrfan sahibi olmayana gafil derler. Çünkü cahil o şeyi bilmez. Neyse o. Ama gafil bilmediğini de bilmez. Şimdi şeyi anlatıyor. Mithat Cemal Kuntay. Hoca hayret ettiğine varmış. Yanlış hatırlamıyorsam epey oldu. İyi böyle mülaham, biliyorsunuz hoca takım yemeği sever. Böyle mülaham bir zat. Demiş ki cehil üç aydır. Cehil basit, cehil mürekkep, bir de cehil kaptan. O rahatsız böyle bir şey. Ne demişler hocam? Ne demiş? Biri var cehil basit, bilmez. Cehil mürekkep var, bilmediğini bilmez. Bir de cehil bir kat var, yani üç katlı cahilet. O başkaları da bilmez değil derdi. Yani kendisi bilmesin, kendisi bilmemekle kalsa buna cehil mürekkep denir. İki katlı bilmemek. Fakat kendisi bilmediği o da bilmiyor falan der. Buna cehil bir kat denir. Ama literatürde böyle bir şey yok, bu bir latife. Şimdi doğrusu benim İlahiyat Fakültesi ile işinle sorusu cevap neden olarak söylemiyorum çünkü bilmiyorum. Ama geriye baktığında, düşündüğünde bu ayet-i kerimede zikredilen evreni anlamak, gezmek için diyebilirim. Yani ben yapmak için bu yola çıkmadım. Çünkü çok erken yaşta yaparak başlamıştım zaten. Ama bilmenin bu fiile bir ilim tekabül etmiyorsan, yani bir ilim üzere davranmıyorsan bunun bedelini büyük öder. Hele benim neslim çok çok büyük olur. O yüzden ben politik oluşumlar karşısında hep uzaktım. Uzun yıllar siyaset ve ticareti küçümsedim. Kenarından bile geçmeyi hiç düşünmedim. Enerjim buna izin de vermiyordu. O yüzden hep şöyle inandım. İlim ve irfan değerli olanın peşinden gitmektir. Siyaset ve ticaret önemli olanın peşinden gitmektir. Zaten çevremde siyasete yatkın ve yüksek arkadaşlarımın da bir zeka problemi hep olurdu nedense. Yani ilme, bilmeye aç ve susuz olanların kazanmaya, iktidara, güce iltifat etmeleri düşünemez. Yani kendisiyle bir insanın başı beladaysa o bir ticaretin maddi anlamda bir kazancı ya da maddi anlamda bir gücü elde etmeyi düşünemez. Buna tutkusu izin ver. O belini kıran yük buna izin ver. O yüzden bazıları ilimle bir heveskar mertebesinde ulaşır. Talep kâr değil. Yani ben hep veririm ey talip. Talip, talibi hakikattir. Hakikati talip olan, hakikati talep eden kim varsa bu alemde, o bir talip. Hakikati talep ettiğinizde hakikatin dışında ikinci amaçları elde edemez. Yani amacı araçsallaştırmak demek. Yani bunun için elde ediyorsun, yani bunun için elde etmek istiyorsun, niye buradan gidiyorsun dendiğinde çünkü diyebiliyorsanız o araçtır. Kendi yaşamınızla ilgili bir murakabe yaparsınız, bunu anlayacaksınız. Yani niye ilahiyat yapıyorsun? Çünkü diyebiliyorsan bu bir tutku değil senin için, bir seçim.
Yani ben öyle diyeyim. Aşkla evlilik arasındaki farklılık burada ortaya çıkar. Aşkta aşık olduğumuzun kim olduğu önemli değil. Yani edepsiz bir ifade kullandığını düşünmeyin lütfen. Ama erkek erkeği konuşurken talebelere söyler. Hiç kimse bir fahişeye bile aşık olduğu için suçlanır. Çünkü bir seçim değil bir aşk. Yani niye aşkım bilmiyorum. Ama bir fahişeyle evlenmek bir seçimdir. Çünkü işin içinde muhakeme var, akıl var, seçim var. Tutkularla seçim olmaz. O yüzden tutkularımızın bedelini ödemekten rahatsız olur muyuz? Ay ben zarar ettim, ay pişman oldum, ay keşke filan denir mi? Dermez. Niye dermez? Çünkü elimizde değildir ki irade, bir irade sonucunda onu seçmezsiniz. Sen bir sürüklenmiş, itilmiş gibi hissedersiniz kendini. Benim ilimle ilişkim biraz böyle. Yani ben zaman zaman okumaktan, yıllarca evden çıkmamaktan dolayı çok mutluyum. Ama elimde hiç elimde göremedim. Yani aksini hiç düşünemedim. Tabii düşünce yolculuğunda Kur'an ilimleriyle başladı. Öyle bir kulpa yapışım ki hiç yanılmayayım, hiç bırakmayayım dedim. Kur'an-ı Muska, Kur'an deyip hiçbir İslami ilmi önemsemedim. Ve sadece Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarsam bütün alimi anlarım, her şeyi anlarım dedim. Ne yanlış? Alemi anlamadan Kur'an'ı da çünkü ben Kur'an dendiğinde benim için esas olan Kur'an'ın elfazıydı, kelimeleriydi ve manalarıydı. Ve benim Kur'an araştırmalarımın hemen hemen tamamı ilahiyat fakültelerinden çok Türkoloji bölümlerinde dersler olarak okudum. Çünkü ben bir yani amiyane tabirle bir din denisi haline gelmiştim ve Kur'an'da herhangi bir kelimenin edatı anlamı için aylarımı vermiştim. Bana sorun, zulüm nedir diye, ben size işte ne kadar pil geçiyor, muzalim mi geçiyor, gaz mı geçiyor, mastar mı geçiyor, sıfat mı geçiyor, nefret mi geçiyor size zannediyorum ki Kur'an'ın kelimelerini o zaman geleneğe de mesafeliydi. Ne dedim çünkü? Kur'an'ın kelimelerini kavrarsam, manasını kavrarsam Kur'an'ı kavrarım ben. Sonra bir süre sonra baktım olmuyor çünkü tefsir usulü usul problemleriyle uğraşmaya başlayınca bu sefer kavram ve kelimeyi ayıramadığımı fark ettim. Yani Mevdudu'nun bir kitabı vardı. Mustalahat diye geçen aslı Mustalahat-ı Erbaa'nın Kur'an-ı Kerim. Kur'an'da dört kelime, Kur'an'da dört kavram, Kur'an'da dört kelime diye tercüme edilebiliyordu. Ben şöyle dedim, yani Kur'an'da kelimeler, Kur'an'da kavramlar, Kur'an'da ıslahlar, Kur'an'da kelime, aradaki fark nedir? Kavramla sözcüğün, mana ile mefhum arasını ayırt edemediğim bir fark edin ki ben dedim mantık çalışan. Oturdum İsa Gonca'yı Arapçadan tercüme ettim. O bilim sanat bakımında tesir talebelerinin, yani yeni dersine katılan talebelerin, yani sizin anneannelerimiz filan oluyorlar. Ya da dedelerimiz. Yani dışarıdaki bir anlarında. İkinci kalemlerinde mantık okumaya başladım. Kavramları da iyi kötü. Çözdüm bir süre sonra. Artık kelimeyle ıslahın arasını ayırt edebiliyorum. Manayla mevcudum.
Yani şu cümleyi söylemek için 20 yılım geçti. Sözcüklerin anlamı nesnelerin kavramı olur. Bunu 20 yılda bu sonuca ulaşabildim. Fakat şöyle bir problem çıktı, yaş 40'a geldi. Bana mesela, hocam, hocam, bunun anlamı nedir? Deyince ben bir konkordans tezliğiyle Kur'an'da zulüm kelimesi kaç yerde geçiyor, hangi formlarda geçiyor filan size anlatabilirim. Esbabın üzerinde vesaire hepsini anlatabilirim. Hocam yani kavramı var, zulüm nedir derseniz hemen kavramalarını çıkarıp mantıkta tümen bitken, bitken olmanın tümen kullanımları, istikrarlı kurusu, talimi kurusu, yani tümen var, tümen kurusu, orada değil. Üçüncü soru, hocam şimdi bu arkadaş bu arkadaşı böyle yaptı, haksız mı, zulüm müdür bu deyince, baktım ne kelime bilgisi, ne kavram bilgisi, yargıda bulunmama yardımcı olmuyor. Dedim ya ben olguları bilmiyorum. Yani kütüphanenin elinin içinde kelimeler benden sorulur. Kavramlar benden sorulur. Ama olgu canlı bir haksızlık, bir zulüm olgusuna zulüm deme gücü. Bunu bir latife olarak boşandığım zaman kullanıyordum. Dedim ki ben işte 39-40 yaşında ışığında ölümdüm. İyi kötü tefsir ilminde, tefsir usulünde bilinen, tanınan bir adamdım. Yani Tayyar Suresini bana sorsalar herhalde kim tefsir ederdi ki Can Hoca'yı soralım derlerdi. Ama Tayyar başıma gelince derlerde anlayamadım, anlayamadım. Yani hiç işime yaramadı o. 25 yılın bildiği, yani o zaman kızlarım küçüktü, 12 yaşlarında falan. Onlara sorsa, onlar akıllıca bir iki cümle söyleyebilirler. Ben de orada yoktu. Ben yani donmuş kalmıştım, anlam verememiştim. Olup biteni, yani Tayyar Suresi ondan sonra böyle söyleyeyim. Bir latife olarak söylüyorum tabii ama hakikat payı var. O yüzden hakikat sadece kelimelerde teşhis edilebilecek, aramı bulunabilecek bir şey olmadığı için. Kavramlar da yetmedi. Olgularla uğraşmam lazım da ama olgulara mecahim. Ben yaşlanıyorum, hem insanların arasında nasıl davranacağım konusunda yeterli bilgim yok. Alışkanlıklarımı kaybetmiştim. Kolayım için biliyor ve kolayım için biliyor. O sırada üç yol vardı. Biri mütekelliminin yolu, kelamcıların. Biri mutasavvıfanın yolu, biri hukemanın yolu. Yani teologlar, filozoflar ve mistikler. Bana mistik demişler de İlahi Fakültesi'nin de mücadele cümle olmuşu ne diye soran arkadaşlar. Cevap vermek için soruyorlar. Tabii genç bir adam böyle bir üç yol olursa karşısında ne yapar? Biraz zekanın düşüklüğünün alametidir. Benimki de düşük olduğu için. Bence o refleksle davranır. Üç yol var karşımızda. Kelam, felsefe ve tasavvuf. Hangisinden gelsin? Elimizde de kullanmak. Zekanın zayıflığından ötürü soruyu da ciddiye alanlar için yapılacak şey üçünü birleştirmek. Ejdah orada çıkıyor. Kelamcılar da bizim kelamcılarımız. Gazali de yediktirmeyiz. İbn-i Sina'yı da, İbn-i Teymiye'yi de, İbn-i Arabi'yi de. Güvenli bir
çözüm gözüküyor. Neden? Nasıl bilmiyorsunuz? Yani İblis'in yani kaç bin sayfa yapmış, 10 sayfa, 100 sayfa, 500 sayfa okumuşsundur, okumamışsındır. O yüzden ben bir gelenekçi olarak bu üç yolu da kucaklamaya karar verdim. Düşünsene, İbn Arabi hem İbn-i Teymiye, hem İbn-i Sina Farani hem Gazali Razi. Zaten kafası karışık bir adam olarak görünüyor, olmalıyım. Yani dalalet böyle bir şeydir. Sonra ilk kelamı da. Çünkü kelam hakikati takip ettiğinin bir yolu değil, baştan kabul edilmiş bir hakikatin savunma tekniğidir. Yani kelam aslında bir müdafaa stratejisi. Hakikate ulaşamazsınız. Hakikat aranılan bir şey değildir. Tasavvuf, ben nazari tasavvufla uğraştım. Yani nedir o? Tasavvufun teorisiyle uğraştım. Türkiye'de uğraşılmayan tarafıdır. Yani bu takva ve beha daha çok bizde makbul kabul edilir. Ki tasavvufun temelinde bu vardır. Fakat ben öyle bir adam da oldum, mistik bir adam olmadım ben. Yani mistik kelimesinin birçok açılımı var. Ben onlara sahiplenmekten çekinmem. Ama teknik anlamda konuşuyorum şimdi. Bu anlamda böyle bir ifla olma akılcılığım vardı benim. O yüzden ben ilimsiz irfan olurum bu konusunda. İlim olmayan ürfanı olsa bile bana hitap etmez diye. Yani ben ilim, ürfan sahibinin ilmi de olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda çok ilmi olmayan ürfan sahibi meşayih olduğu için söylüyorum. Geriye kalıyor hukema, yani felsefe. Ben hakikat yolculuğumun hikmet üzerinde olabileceğine kanaat getirdim. Son 5 yıldır bunu oldu. Yani bütün mesaimi buna kalmış durumdaydım. Nereye kadar? Bir yere düşeceğimiz yere kadar. Şimdi tabii bu yolculukta ekmek parası nedeniyle biraz istemeye de olsa bir garibi de yazdım. 15 yıla yakın. Aslında düşüncelerimdeki dalgalanmaların çoğu oradaki yazılardan takip edilebilir. Uçlara gitmeyi hep ister istenen uçlarda dolan, sınırlarda. O yüzden dindarların da günaha ihtiyacı var, sözü bana. Şöyle açıkladım. Dedim ki günah sınır demek. Sınırı geçmek, haddi aşmak. Ama sınırı geçmezseniz sınırın içindekini anlayamıyorsunuz. O yüzden düşünmenin yakıcı gibi yıkıcı tarafı budur. Sınırlarda dolaşırsınız ve ruh bile sizi gerisine almaz. Tek kalırsınız. Uyum sağlama yeteneğiniz düşük. Ben o yüzden hakikate topluca yürüyebileceğine için anladım. Yani bazıları metafori olarak söylüyor. Kişisel yaşamında hirasına, kendi hirasına çıkabilir ve oradan aşağıya gelir. Konuşanların çoğu sizi tehdit eder ki hiranın yolunu bile bilmez. Onlar aşağıda pazarda Agora'da satılan kitaplardan öğrenirler bu işi. Hiçbir dert kişisel bir dert değil. Başkalarının düşündüklerini konuşurlar. Başkalarının düşündüklerini düşünürler. Başkalarının ızdıraplarının dedikodusunu yaparlar. Ben de öyle yaptım. Bu ayıp değil ama başlangıç için ayıp. Sonuçta hala dedikoduyla
geçerse ayıp olmasa bile hüsran olur. Hüsran. Sınırlarda dolaşmanın en tehlikeli tarafını görüyor musunuz? Yani son birkaç sene durumu daha iyi gördüm. Sürüyü, kalabalıkların en nefret ettiği insan tipi bağımsız, kendi adına hareket eden insan. Haysiyetten sürüler nefret ediyor. Yani her gün 20 kişi orada, 50 kişi orada, 30 kişi orada, bir tane adam var tek başına, hiçbirinden daha iyi. Bu bir küstahlık, kibir olarak algılanır. Benim de öyle adamlar, ben kibirli bir adamım. Ne demek? Bazıları yukarıda olduğu için yukarıda, yüksekte görünmez. Bakan çok aşağıdaysa onu yüksekte görünmez. Kibir biraz da muhatabın nasıl anladığıyla, nasıl kendisiyle alakalı. Dolayısıyla yalnız tek başına bir hakikat yolculuğunun yıkıcı tarafı, birlikte olduklarınız tarafından bir mahluk gibi görünmektedir. Rahmetli Cemil Mevki'nin öyle bir sözü var. Ben diyor vapurun güvertin şeyinde oturuyorum diyor. Bütün amacım karşıya geçmek diyor. Diğer koltuklarda kim oturdu beni ilgilendirdi diyor. Ben böyle diyemem. Yani başörtü misalesini yazmaz. Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet ideolojisini yazmam. Fakir bir Kur'an şairi yazmam. Onlar zor zamanlar böyle konuşmanın kolay olmadığı zamanlar. Fakat kudretten, iktidardan hiç hoşlanmam. Muhalefet, serkeşlik ruhuma hep daha uygun. Sanki muhalif olduk, muhalif öleceğiz gibi hissederim kendimi. Bu arada tabii vakit nasıl gidiyor besar olur mu? Bazı hani şatahat değil mi ya, bazı sınır aşan lafların olmaz mı? Öyle vadilerde dolaştım ki o vadilerde hangi şarkıları söylediğimi ben de bazen hatırlıyorum. Hiçbir tepki almadım. Yani Türkiye'nin en efsancı yayınlarından birinde 13-14 yıl yazdım. Çok ağır şeyler yazdım. Çok çığlıklar atmışım, çok naralar atmışım, çok ilgilenmişim. Filan. Ama hiç benim aleyhine bir tek satır bulamazdım. Ben de bunu merak ediyorum. Niye, niçin Gülcan'ın Cündoğlu dendiğinde benden nefret etseler bile bana karşı kaşlarını bile oynatamamalarını, bir itirazda bulunamamalarını nedir, ne olur diye ben de merak. Çünkü söylediğim şeyler yeni yutulur şeyler değil. Onların çok az bir kısmı başkalarınca söylense çok daha büyük gürültülere yol açabilecekken benim söylediğim, yazdığım onca şey niçindir tepkiye yol açmıyor? Bakın bu bugün tarihim. Ben kendimce küçük aklımda şöyle bir yanıt bulmuştum. Ben olsam ben bir insanın hangi nedenden dolayı eleştirdim? İki nedenden dolayı eleştirdim. Ya milli yetersizliğinden dolayı ya ahlak yetersizliğinden dolayı.
yani eleştiri haklı kılabilecek iki temel neden bulmuş. Hem yemeği yok, hem de atıp tutuyoruz. Bakın bu bir eleştiri gerekçesidir. Ben de çok adımın canını yakmışımdır eleştirilerimle. Ya ilmini eksik bulmuşumdur, ya ahlaken yetersiz bulmuşum. İsimler bir dedikodu olmasın. Ama eleştirdiklerimin hepsi ya bilgi yetersiz. Ahlak derken de kişisel ahlaktan söz etmiyorum. İlim ahlakı manasında. Yani ilim ahlakı nedir? Bir konuyu yazmak için azami gayreti göstermek. O gayreti gösterilmiyorsa ilim ahlakına ki biz buna adabına demek durumundayız. Bulunmamıştır. Yani edep elden gelen gayretin gösterilmesi anlamındadır. Adam okumamış, etmemiş, sallıyor mesela, eleştirilmiş. Ben de diyorum ki, safsal, benim ne, yani ben bilmediğim ya da az bildiğim konularda hiç konuşmam. Ben genelde çok iyi bildiğim konularda bile konuşurum. Ya da yaz. Sadece bilgiydi. Ama yazdıklarından bilinir ki, ben 500 sayfa yazamayacağım bir konuda bir sayfa yazmam. Yani bu rahmetli bir akademisyen için söylenir. Hocam bize şu konuda bir makale yazar mısınız? Yani çok istemiyorum. 30 sayfa yazsanız veya 10 sayfa yazsanız yeterli hocam demişler. İstanbul Üniversitesi'ndeki Arap Dili Edebiyatı profesörlerinden rahmetli oldu. Yok. Türk. Tahsin Hocam hocam. He? Tahsin Hocam. Nihat Çetin değil mi? Nihat Çetin. Nihat Çetin. Rahmetli artık son dönemde yarı terç ama talebeleri onu tekerlekler adıyla üniversiteye getirmişlerdi. Son nefesine kadar ilimle ulaşmış. O da demiş ki evladım benim 10 sayfa yazabilmem için önce 300 sayfa yazmam lazım. Yani gerçek ilim adamı da oluyor. Yani 10 sayfalık bilgisi var, 3 sayfa olmaz. Ya da 10 sayfalık bilgisi olup 50 sayfa yazılmaz. 300 sayfa yazarsınız, sonra onu isterseniz bir paragrafta ifade edebilirsiniz. Ben de hep bu hatırımda olduğu için 300 sayfa yazamayacağım bir konuda yazmaya çalışmam. Yazdığım kitaplara hiçbir ilgi eleştiride olmadı. İkincisi ahlaki eleştiri olabilirdi. Çok şükür hep alnım açık bir. Hiç kimsenin adamı olmadı. Maddiyatı hiç tamah etmedi. Hayatım boyunca sıkıntıyla yaşadım. Dolayısıyla bundan herhalde bana eleştiri konusunda şey yapmıyorlar diyor. Fakat üçüncü şıkkı unutmuş. Ne olabilir? İlmi yetersizlik gerekçe değil. Siyasi, ahlaki yetersizlik. Gerekçe değil, yani ahlaki bir zaaf yok, ilk bir zaaf yok, ne olabilir? Hayır, siyasi olarak farklı bir görüşlerine sürmeniz, size hakaret edilmesi, sizin yok sanmanız, tümüyle yaslanmanız için yeterli. Bu benim hiç hesap etmediğim. Şimdi de ben zaten siyasi yazıları yazmadım. Ne zamana kadar? 2012'ye kadar. Yani zannediyorum 3 tane siyasi yazım var. Birincisi tiyatrolarla ilgili muhabbetler, sanat konusunda. Benim ilk siyasi yazım oldu. Yani topluma pencerenle bakıp bunu yapmayın, yanlış yapıyorsunuz dediğim tek yazım, ilk yazım. İkincisi Çamlıca Camii. Çamlıca Camii, yani Çamlıca'ya yapılacak caminin
mümkünse uluslararası bir yarışmayla ve adam bir mimar tarafından aceleye getirilmemesi için. Çünkü ben canlı canlı doğurdum. Allah'ın başını çamlıca içine karış. O da aslında politik bir yazı değildir ama politik iradeye karşı iktidara. İktidarın bir tasarrufuna karşı. Hatta yanlış yaparsın demektir. Ve hatta şey diyorum. Yeniş yapan gelenlerin yönetmeni, o dönemin başbakanı gazeteyi arayıp ağır konuşmalar yapınca ya abi sen çok ağır yapmışsın diye. Ben dedim ki kendilerini gibi Kanun Sultan Süleyman gibi görüyor değil mi dedim. Tabi abi biz böyle yazılır mı dedi yani çok ağır bir şey yok ama dedim ki yani bir tanesi kendisi Kanun Sultan Süleyman gibi görüyor, bir tanesi Sokol gibi görüyor dedim. Hani yaşına el vermem ama bunları bir akşam ettim lazım. Yani bir Müslümanın da bunlara demesi lazım. Yani biraz usulunuza dikkat edin. Ve benim yazdığım yazılır tamamı biraz usuluna dikkat edin. Biraz af yolunu tercih edin. Yani bana Kur'an'ın öğretiminden başka hiçbir şey söylemedim onlara. Hiçbir saygısızlık yaptım. Sadece acele ediyorsunuz. Bir de böyle düşünün. Bu bir frene basın. İnanın. Üçüncü yazı Taksim Üniversitesi yazısıdır. Bunu da bana gizlice falan diyorlar. Ben hükümeti de eleştirdim. Usul bakımdan. Oradaki organizasyonu yapanları da eleştirdim. Ben yine kendi adıma konuştum. Yani yanlış yapıyorum. Tanrı'yı şehre çağırmak benim ürettiğim bir metafor olabilir. Sivil toplumun, doğu toplumlarında sivil toplum yoktur. Yani böyle işe yeter şap dediği her yeri sivil toplum yoktur. Şehir bildiğiniz anlamda şehir oluşmadığı için yani göçe değil, buna mani olduğu için bu çok tartışmalı bir konu. Yani su kaldırır bu konu. Dolayısıyla İstanbul'da herhangi bir beldeyle bir şey yapıldığında bu beldenin sakinleri bunu yaptırmayız diyemez. Niye? Ya 5 yıl evvel gelmişti ya 10 yıl. Şimdi Üsküdar Meydanı'nda mahvettiler Üsküdar Meydanı. Ben dedim ki ya Üsküdar Meydanı'nı yok ettiniz. Biraz acele etmeseydiniz. Şimdi biraz arka tarafı alsaydınız. Yeni Camii'yle Milli Mahfuzların ortası kapandı. Şimdi benim eski Mazlumlar Başkanı'ndan bir arkadaşım bir tane çocukluğu orada geçtiği için nostalji yapıyor demiş. Kendisi Elazığ'da bir Üsküdar Meydanı'nı ilgilendirmiyor. Üsküdar Meydanı ben orada doğumluymuş. Zeynepkendi doğumluyum ve o meydanın yok olması beni rahatsız ediyor. Ama bir gün rahatsız ediyor ya. Ben 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi. Ama Üsküdar'da rahatsız olacak Üsküdar'da olsaydı biz 70 yıldır, 150 yıldır buradayız diyen ona isim vermezdi. Halk buna isim vermezdi. O yüzden bizde bütün siyasi mitingler, bütün siyasi kavgalar ya komünistler için, ya faşistler için, ya kafirler için mutlaka ve mutlaka politik amaçlar içindir. Hiç kimse herhangi bir eften püften işte parka dokunma, ağacı kesme, şunu yapma anlamında yalancıktan bile olsa, hadi böyle bir tarif de vereyim. Abdal olan aptal olanı bağışlar çünkü. Şehrin kendisi için hiçbir kimsenin kızgınlığı olmadı. Öfkesi olmadı çünkü sivil toplum
Yani o şeyin kendi insanı oluşmuyor. Ama şimdi işte 70-80 sene içerisinde, son 50 sene içerisinde artık çoğumuz İstanbul doğumluyuz filan diyebiliyoruz. Bazıları annemiz babamız da İstanbul doğumlu. Burada anneannesi veya dedesi, babaannesi İstanbul'da olan kaç kişi var? Bakın 3-5 kişi bak. Yani 3 nesil İstanbul'lu yok aralığında, burası İstanbul'lu nesil. Peki anne babası İstanbul'da olan? Bak 5 kişi, 10 kişi. Hiç unutmuyorum, eski Kayıp Bey'den evvelki belediye başkanı için. Gürtün'ün. Bir televizyon programında, o sahneyi hiç unutmam. Biz de İstanbul'u geçiniriz ya. İstanbul'daki kalabalıklar şikayet ediyorlar. Gençler ve belediye başkanı program yapıyor. Gençlerin neredeyse tamamı köylüler, yabancılar İstanbul'a gelmesinler. İstanbul'da olmayanlar İstanbul'da işi ne? Bilen diye. Hiç unutmuyorum o sahneyi. Nurettin Söz'den şey yapmış. Anne babası tek İstanbul'da doğanlara elini kaldırsın dedi. Böyle biraz kalabalık kaldırdı. Anne babası İstanbul'da doğanlara elini kaldırsın dedi. İki kişi de çıktı. Şimdi siz diyelim ki nasıl bulunduğunuz beldeye sahip olacaksınız? Yani bir bina yapıldığında rahatsız olma şansınız var mı? 10 yıl evvel geldiniz, 20 yıl evvel geldiniz. Anne babanın bile burada değil, köyünüze tutuyorsunuz. Nasıl bir şey sivil toplum oluşabilir? Yani sivil toplum şey demek, şehrin kendi halkı. Dolayısıyla politik sonuçları her ne olursa olsun Taksim'de bir AVM ya da rezidans görmek en namuslu, haysiyetli adamın rahatsız olabileceği bir şey. Politik sonuçlarından bağımsız söylüyor. Dolayısıyla Mücahit Cündoğlu'nun layık otopiyasında işin ne diye soran arkadaş benim konuştuğum ya da buraya sokulmam isteyenlik gelmişler, görüşmüşler bunlar. Esas itibariyle Gezi ile irtibat kurarak politik tercihlerinden ötürü beni susturmak istiyorlar. Ya da konuşmamı dinlemek istemiyorlar. Başkaları da dinlemek İlim ve ahlak, o yüzden siyaset söz konusu olduğunda önemi yok ilim ve ahlak. Neden yok? Çok basit bir nedenle bakıyoruz. Varlık yokluk kaygısının olduğu yerde sıfatların bir değeri yoktur. Yani mesele vücut ve alemse, var olmak ve yok olmak kavgası varsa, orada hiçbir sıfatın değeri yok. Buna Fransızlar razı derler. Osmanlı Hikmet Hükümet demiş. Namık Kemal ıstırarı dediği diyor. Bugünlerde devlet aklı. Yani devletin güvenlik problemi olduğunda devletin kendi çıkarları söz konusu olduğunda güvenlik, devlet güvenliği kamu güvenliği, bütün özgürlüklerin biçilmesine yol açıyor. Politik gruplar, siyasal gruplar da her ne kadar İslam vesaire bir takım düşünce ile birleşmiş olsa bile dünyayı bir varlık yokluk karşıtlığı biçiminde algıladıklarından eleştirilerin temelinde ne ilim vardır ne ahlak var. Sadece siyasi tercihler var. Nedir? Maviler ve kırmızılar var. Mavilerden sen yandın, kırmızılar varsa öteki tarafa göre yandın. Ne mavidir, ne kırmızıysan tüm bile yandın, iki tarafta sana karşı çıkmış. Fakat özgürlük öyle bir şeydir ki, bundan hiçbir yol olmasa
Çünkü yaşam, bu çok önemli. Yaşam, çıplak yaşam. Yani bizim bu modern toplumun en büyük sorunudur. Bizim ne pahasına olursa olsun var olmaktır modern toplumun yaşam politikası. Hayatta kaldık. Esas olan canlılar dünyasında olduğu gibi buna ister istemez yani bir tür darbinci, evrimci bir şeyde sosyal darbinizi de diyebilirsiniz. Ne pahasına olursa olsun hayatta kaldık. Doğru hayvanlar aleminde böyle güçlü olan hayatta kaldık. Fakat insan yaşamı bu anlamda çıplak yaşam değildir. Yani hiçbir niteliği olmaksızın, ne pahasına olursa olsun yaşamak değildir ki. Keşke öyle olsa. Hayvanlar gibi biz de istediğimizi ezeriz. Kavganın üstünde kalmaya çalışırız. Ama biz insanız. Özgür olmazsan insan olamayız ki. Niteliklerimizi seçemezsin. Düşündüklerimizi bütün dürüstlüğümüzle ifade edemezsek. Nasıl insan olacağız? O yüzden düzenli cümle olur. İlahiyat bilgisinde işi ne? Sorusu yanıtlanmamış olarak kalmaya mahkum. Bunun kendisi de yüklenmek lazım. Çünkü tutkularımızın nedenini bilemeyiz. Bir kere var olur. Buna hubut-u âlem derler. Hubut-u âlem, âlem de burada Havva anamızın ve de onların ayrılmaz dostları şeytanın dünyaya indirilmesi hikayesi hubut-u âlemdir. Haydi'yle bunu gebot-un hayd diyor. Kırlatılmıştır. Yani biz yeryüzüne indirilmek olarak algılıyoruz. Ama daha seküler yorumuyla dünyaya fırlatılmak der. Çünkü fırlatılmak neden? Hubuttan o mana vardır. Bir merciğin sonucu değildir. Yani sadece gözlerimizi açtığımızda bir toplumun, bir dünyanın içindeyizdir. Ve neredeyse hiçbirini seçmemiştir. Yaşam bu varoluş anını böyle büyük bir süreç gibi gelir ama büyük bir an var. Bu varoluş anını anlama ve yorumlama çabasından ibarettir. Bu bir bilim yoluyla olur. Başkasını bilmekle olur. Buna bilim verir. İki, kendini bilmekle olur. Buna irfan verir. Yani önce irfan gelmez. Önce ilim gelir. Önce başkası gelir. Önce sen gelir. Ben gelmez. Bölüne bölüne, ayrıla ayrıla olmamış. Parçalana parçalana. Atomize ola ola. O yüzden babanızın en sevdiği grafiklerinden bir tanesi genç bir çocuk. Bir kör bir ihtiyar var. Teröristlerin o bir prens biliyorsunuz. Teröristlerin o körlü ne sembolizmi? Yani zahire tenezzül etme, bak. Başı kendisiyle beraber. Bir tane de genç ısık çala çala geliyor. Diyor ki nereye gidiyorsun diyor. Toplandı diyor. Toplandı nerede diyor. Bilmiyorum. Yürü bulursun diyor.
bazen kaybederek diyoruz. Güvenince kaybederiz. Kaybetmeden güvenmeyiz. Fakat daha tehlikesi, tehlikesi kendimizi kaybederiz. Yani kayboluruz. Hep derim, birincisinde bulmayı isteriz. İkincisinde bulunmayı isteriz. Ve becerek daimen feheda kaybeden bir adamın halini tasavvur et, tasvir et. Bir kaybolmuştur tasvir eder. Kaybolmuşum bizzati değerli değildir. Zaten gözümü açtığımız anda kaybolur. Kaybolduğumuzun farkına varmaktır. Dehşet kişinin duygusu ıldırak orada başlar zaten. Kaybolduğunu bilmeyenlere mi veriyordun? Gafil veriyor. Bakın alim olsa bile, yani cahil olmasa bile insan gafil olabilir. O yüzden bu önümüzde iki tane olumsuz seçenek var. Biri cehalet, diğeri gaflet. Cehalet izale edilebilir bir şeydir. İlim değerli, ilim sahibi. Ama yaşamın amacı asıl sızı irfan sahibi olmaktır. Yani gaflet uykusundan uyanmaktır. Şimdi kötü tarafı şu, başınızı birilerinin omzuna dayayarak yol alabilirsiniz. Bu güvenli bir uygudur. İnanç bu manada dünyayı birliğe getirmenin bir yolu olarak çok işlevsel. Yani İnanılığından her şey çözülür, iki ayrılır. Bizden olanlar ve sizden olanlar, her şeyler. Her şey açıklanır. Ama iş düşünmeye geldiğinde meselenin o kadar kolay olmadığını da görülür. Yani inanç kaybolma duygusunu ortadan kaldırır. İman, emin olmaktan, güvenli bir dairenin içine girmek demektir. Ama düşünce, düşünmek zorunda kalmak, zaten kaybolmanın bir ilk ayağıdır. İnançla yolunu devam etmek isteyenler, uğurlar olsun yani, yollar açık olsun. Onlar toplu uyurlar kullanır, onlar toplu uyurlar ve hiç kuşkuları yoktur. Her şeyden bilirler, her şeyi açıklayabilirler. Öyle olmayı çok isterler. Ama düşünmek yalnızlaştırıcıdır. Tek yürümek zorundasınız ve hiç kimse size yardımcı olamaz. Bir tek tesellisi var metaforik olarak. Tam bir anı dolanmalı olmuş. Benim bilgimin içine güzel yaşayın. Soruya gerek var mı? Bu konuşmadan sonra sorun. Çalışmıyor.
Şimdi çıkacak da bir gün.